Merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz pan, yani ekmek. Yanlış duymadınız, Japonya'da ekmek de tüketiliyor. Hatta Japonya denilince akla ilk gelen karbonhidrat olan pilavın tüketimi son 50 yılda yarılanmış durumda. Günümüzde Japon ailelerin ekmek için harcadığı para pilav için harcanılanı geçti. Tabi burada ekmeğin fiyatının daha yüksek olduğunu belirtmek lazım. Fakat yine de ekmeğin bugün bir Japon'un diyetindeki yeri yadsınamaz. Dolayısıyla neredeyse burada her mahallede ekmek ürünleri üzerine uzmanlaşan işte fırın, pastane gibi farklı farklı dükkanları bulmak mümkün. Japonların aslında ekmekle tanışması ta 16. yüzyılda Portekizli tacirler aracılığıyla gerçekleşiyor. Hatta pan kelimesi Portekizce'deki pao kelimesinden türemiş. Fakat ekmeğin kitleler nezdinde popülarite kazanması 2. Dünya Savaşı sonrasına tekabül ediyor. Peki ben niye bugün ekmekten bahsetmeyi seçtim? Bugün göstereceklerimin Japon kültürünü daha iyi anlayabilme adına önemli olduğunu düşünüyorum. Japonlar tarih boyunca entelektüel difüzyona son derece açık bir halk ola gelmiş. Yani yabancı kültürlere ilgi ve merak duyup, onları araştırıp, ondan sonra belli başlı kültürel öğeleri alarak Japon kültürünün içine katmayı çok iyi başarıyorlar. Bu yabancı kültürel öğeleri asimile ederek, yerli bir kimlik kazandırarak bu öğelerin toplumsal kabulü sağlanıyor. Örnek vermek gerekirse, 6. yüzyılda Japonya'ya giren Budizm, bugün Anakara Asya'daki Budizm'le kıyasla oldukça farklı bir hal almış ve adeta millileşmiş durumda. Bu toplumsal karakter kaçınılmaz olarak gastronomide de tezahür ediyor. İşte ekmek buna çok güzel bir örnek. Bugün size göstereceğim iki Japon ekmeği, Anpan ve Shokpan, Japonların bir batı konseptini alıp kendi teknikleriyle harmanlayarak Japonya'ya mal olacak yeni ve yerli bir ürün ortaya koyma arayışının sonucu. Şimdi bunlardan ilkini görmek üzere Ginza'ya gidip tarihi bir dükkanı ziyaret edeceğiz. Ginza günümüzde lüks alışveriş ve yemek için dünyanın en çekici semtlerinden bir tanesi. Burası Japonya'nın modernleştiği Meiji döneminde Tokyo'nun kalbiydi. Dönemin batılılaşmış elitlerinin uğrak noktası haline gelen Ginza, yeni bir yaşam stili ve kimlik anlayışının mekansal ifadesine dönüşmüştü. İşte bu Ginza'da bulunan Kimura'ya adlı bir fırın, 1876 yılında Japon gastronomisine damgasını vuracak bir ürünü icat etti. Anpan. İşte bu lezzeti denemek için şimdi 150 yıllık tarihi işletme Kimura'nın tam önündeyim. Fırının sahibi Yasube Kimura, Meiji restorasyonu ile statüsünü kaybedince kendini fırıncılığa veren bir samuray. Kimura, Japonların yeterince ekmek tüketmediğini görüyor ve Japonlara ekmeği sevdirme arzusuyla yeni bir tarif denemeye karar veriyor. Bu tarifte Japon damak tadına daha fazla hitap edebilmek için normal maya yerine sakadane denilen bir maya kullanıyor. Normalde bu maya sake, yani Japonların pirinç içkisinin yapımında kullanılan pirinç ve koji bakterisi sonucunda oluşan bir maya. Kimura bu mayayı kullanarak
son derece yumuşak bir ekmek yapmaya başlıyor. Bu ekmeğin içini de Japonların bayıldığı tatlı fasulye ezmesi anko ile doldurarak elimde görmüş olduğunuz anpanı yaratıyor. Bu anpan öyle popüler oluyor ki Kimura anpanı imparatorun huzurunda dahi servis ediyor. Günümüzde imparatorlara layık bu lezzeti ve tarifi 1876'dan beri aynı olan bu lezzeti 100 yene yani 1 dolara tatmak mümkün. Bu arada ufak bir detay daha. Burada görmüş olduğunuz kiraz çiçeği, tuzlanmış kiraz çiçeği, sakura adını, sakura anpandaki sakura adını buradan alıyor. Zannedersem anko'dan gelen tatlılığı kesmek için konulmuş ufak bir dokunuş. Şöyle size içinde hem ekmeğin dokusunu hem de anko'yu yakından görüp tatlı fasulye ezmesi, ekmeğin gördüğünüz elastik yumuşak dokusu. Şimdi tadalım. Ekmeğin dokusu aynı bizim İstanbul pastanelerinde gördüğünüz küçük sandviç ekmekleri olur, tatlı, brioche gibi. Onlara çok benziyor fakat ekmeğin kendisinde bir tatlılık yok. Anko'dan tamamen gelen çok hoş bir tatlı aroma var. Sakura dokunuşu da hafif bir tuzluluk katarak dengeli bir tat yaratmış. Bence son derece güzel, ağır olmayan tatlı bir atıştırmalık ortaya çıkmış. Anpan farklı varyasyonları ile bugün Japonya'da çok sevilen bir ekmek ürünü. Fakat 20. yüzyıla girerken anpan ve benzeri ekmekler Ginza elitlerinin tatlı atıştırmalı olmaktan öteye geçemiyordu. O yüzden şimdi tarihi biraz ileri saracağız ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra popülerleşerek ekmeği Japon diyetinin temel bir parçası haline dönüştüren Shokupan'ı inceleyeceğiz. Bunun için de ilk videodan tanıdığınız Asakusa'ya giderek Tokyo'nun 1 numaralı Shokupan fırınını ziyaret edeceğiz. Şimdi gideceğimiz fırından ekmek alabilmek için ya sabah 8'de sıraya geçmeniz gerekiyor ya da telefonla arayarak ekmek ayırtmanız gerekiyor. Biz de öyle yaptık. Hayatımda ilk defa ekmek için rezervasyon yapmış oldum böylece. Bu fırın tek bir ekmek çeşidi satıyor. Shokupan adıyla bilinen Japonların tost ekmeği. Savaş sonrasında pirinç üretimi de sıkıntıya girince Japonlar pilava alternatif aramaya başlıyor. Bu dönemde özellikle okul yemeklerinde Shokupan oldukça yaygınlaşıyor. Günümüzde ise Shokupan Japonya'nın en popüler ekmek çeşidi. Her süpermarketten alabilirsiniz veya bizim yaptığımız gibi özel fırınlara gidip de alabilirsiniz. Bunun yanı sıra bir kafeye gittiğiniz zaman mutlaka o kafede Shokupan ile yapılan sandviç veya tost türevi yemek çeşitleri bulunacaktır. Evet, elimde meşhur Shokupan var. Biraz sıra bekledikten sonra aldık. Shokupan'ın özelliği bulutsu yumuşaklıktaki dokusu. Bu ekmekte doku tattan daha önemli. Çünkü Japonlar sade pilavın yerini alacak şekilde güçlü baskın bir tada sahip olmadan her yemekle uyumlu olabilsin istiyor ekmekleri. Burada anahtar malzemeler de süt ve tereyağı. Zaten ekmekten de şu an güzel bir tereyağı kokusu geliyor. Şimdi tadına bakalım. Evet, yani dokudan mesela şu dokuyu görüyorsunuz, neredeyse elastik, koparması dahi çok zor. Oyun hamuru gibi biraz. Gerçekten enteresan bir doku. Tereyağı tadı çok güzel hissediliyor. Hafif bir tatlılık var. Bana böyle sanki çıtır olmayan bir kruvasan yiyormuş hissi verdi açıkçası. Ben de ilk defa yiyorum burada buranın Shokupan'ını. Ben Shokupan'ı genelde
süpermarketten veya bizim mahalledeki fırından alıyordum. Onlara kıyasla dokusu gerçekten çok özel. Yani çok elastik, farklı bir dokusu var. Tadında da tereyağı daha güzel, daha güçlü bir şekilde hissediliyor. Normalde şokupan tabii hep kızartılarak yenen bir şey genelde. Fakat bence bunu taze aldığınız zaman kızartmadan da çok güzel bir şekilde tüketilebilir. Şimdi yine sıradan tost ekmeği kullanımlarının dışına çıkıp size şokupan ile yapılan yaratıcı bir işi göstermek istiyorum. Şu anda Tokyo'nun meşhur eğlenceli semtlerinden Harajuku'nun kalabalıktan nispeten daha uzak güzel ara sokaklarından bir tanesindeyiz. Şimdi gideceğimiz dükkan yine şokupanı ile ünlü olan bir fırın. Fakat bu fırının bir de kafe bölümü var. Bu kafe bölümünde French Toast tatlısı servis ediyorlar. Tabii French Toast dünyaca ünlü bir tatlı. En basit haliyle tavada kızartılmış sütlü yumurtalı ekmek olarak tanımlayabilirim. Arada buna işte tarçın vesaire gibi tat katmak için baharatlar eklenebiliyor. Az sonra yiyeceğimiz French Toast da Tokyo'nun gözde tatlılarından. Öyle ki sabah gidip adımızı yazdırdık. Şimdi de dükkanın önünde sıraya geçeceğiz. Adımızın çağrılmasını bekleyeceğiz. Duymuşsunuzdur siz de. Burada eğer güzel yemek yemek istiyorsanız sırada beklemek son derece olağan. Tatlımız geldi. Ben bu tatlıyı daha önce yemiştim. Size özellikle göstermek istedim. Çünkü bu tatlıda kendi imalatları olan şokupanı kullanıyorlar. Şokupan kullanımı sıradan bir French Toast'un çok ötesine taşımış bu tatlıyı. Yani şu dokuyu size özellikle göstermek istiyorum. Yani bir sufle dokusu, yani muazzam bir sufle dokusu, çok çok üst düzey. Sadece şokupan ile elde edilebilecek, yani çok sıra dışı bir French toast tatlısı olmuş. Şimdi tadacağım. Yani inanılmaz. Yanında akça şurubu ile geliyor ama ben kullanmıyorum çünkü ekmeğin kendisinde çok hoş bir tatlılık var. Hem hafif hem çok lezzetli bir tatlı. Mutlaka eğer yolunuz düşerse öneriyorum. Vurgulamak istediğim bir başka nokta var. Malzeme kalitesi. Yani buram buram tereyağı tadı bırakıyor ağzımda. Yani inanılmaz bir tereyağı kullanmış onlarla. En iyi tereyağı, en iyi yumurta. Üst düzey teknik ile birleşince yani bir ekmekten nasıl bu kadar lezzetli bir tatlı elde edilebilir? İnsan sorguluyor gerçekten. Çok keyifli. Ama sono French Toast wa naze sono ninki desu ka? 人気の看板商品のムーっていう食パンがあるんですけど、はい、そちらの食パンでつけているフレンチトーストで、でパンを焼く窯の方でじっくり焼いてまして、で外がカリカリで中がふわふわで、はい、その食感が人気ですごく好評いただいてます。食パンの中で何が入れてますか？材料は。ムーっていう食パンは普段普通の食パンよりバターをたくさん使ってまして、はい。
デニッシュに近い食パンになってまして、そのままでもすごく美味しくお召し上がりいただいてます。すごく美味しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさま。ありがとうございます。Evet, şokpanı çok lezzetli bir tatlıda görmüş olduk. Böylece size burada en çok tüketilen iki ekmek çeşidini, ampan ve şokpanı tanıtmış olduk. Fakat burada tabii ki çeşitler bu ikisiyle sınırlı değil. Şunun altını çizmek isterim. Batı tarzı ekmeklerin, yani kruvasan olabilir, işte Fransız bageti olabilir, ekşi mayalı ekmekler olabilir. Bunların çok üst düzey örneklerinde Tokyo'da bulmak mümkün. O yüzden videonun son bölümünde sizi benim mahallemde bulunan küçük Fransız tarzı bir fırına götüreceğim. Burada bakalım ne çeşitler varmış, beraber göreceğiz. Mahalle fırınımızın önündeyiz şimdi. Le Resort. Çok güzel, küçük, şık bir fırın. Ben buraya sık sık geliyorum. Komaba, Tokyo Üniversitesi'nin Komaba kampüsü buralarda. Burası çok güzel, sakin, şehrin keşmekeşinden uzak bir bölge olmasına rağmen böyle güzel küçük dükkanları da bulmak mümkün oluyor bazen. Dolayısıyla bu fırın da hani mahallelilerin yanı sıra Tokyo'nun diğer taraflarından da müşteri çeken bir fırın. Hani bilinirliği olan, kalitesi Tokyo'da nam salmış bir fırın. Şimdi bakalım ne ürünler varmış. Şu an biraz kalabalık pazar günü olduğu için, fakat size içerideki ürünleri göstermeye çalışacağız. Fırının içindeyiz şimdi. Bu küçük fırında çok çeşitli içerikler var. En başta kruvasanlarla başlıyoruz. Bu arada fiyatını da göstereyim. Bir kruvasan 270 yen civarı, yani 2,5 dolar diyebiliriz. Pahalı oldukça bu fırın. Fakat Japonya aslında Tokyo standartına göre normal olduğunu da ekleyelim. Genel olarak fırınlar pahalı burada. İlerlediğimizde burada çok güzel bir ekmek çeşidi var. Yine bademli kruvasan gibi farklı kruvasan çeşitleri de var. Kestaneli bir ekmek var burada. Benim favorim bu Fransız ekşi maya baget. 360 lira, yani 3,5 dolar civarı. Çok başarılı bir ekşi maya ekmek gerçekten. Burada özel bir tart yapmışlar. Her ay değişen ürünleri var. Bu da Christmas ayına özel badem kremalı. Çok şık bir tart olmuş gerçekten. Bu tarafta yine farklı ekmekler var. Üzümlü, beyaz çikolatalı, daha tatlı ekmekler var. Burası yine melon pan dediğimiz Japonya'nın kendine has bir ekmeği. Tatlı olarak tüketiliyor, şekerli. Burada bütün kestaneli çok özel bir ekmek yapmışlar. Farklı bir mayadan. Yine yanında Japonya'nın kuzeyinde popüler olan mısırlı bir ekmeği görüyoruz. Onun yanında benim çok sevdiğim bütün zeytinli bir ekmek var. Japonya'da zeytin bulmak çok zor. Fakat çok kaliteli zeytinler kullanıyorlar. Üst tarafa geldiğimiz zaman sliced bread çeşitleri, yani yine şokupan tarzı tost ekmeği için kullanılan ürünler var. Bu da yine benim sık sık alıp işte peynirle, jambonla vesaire tükettiğim ekmekler. Sıcak bölümüne geldiğimizde yine önce ekmek olarak ciabatta ve arkasından burada küçük mini pizza çeşitlerini görürüz. Yine zeytin ve domates kullanılmış. Burada peynirli croque monsieur hot dog ve en sonda yine Japonya'nın kendine has kare pan, yani içine köri doldurulmuş. Köri ve bir takım işte et veya sebze ürünleri doldurulmuş ekmek çeşidini görüyoruz. Burada da kesilmeyi bekleyen full çok fanlar, bütün çok fanlar. Şimdi birazdan kesilip rafta yerini alacak. Evet, fırında kalan son bageti aldık. Şimdi bunu Hokkaido'dan, Japonya'nın kuzeyinden gelen bir Gouda peyniriyle tüketeceğim. Son derece Avrupa'yı bir kahvaltı. Bu fırınla beraber Japonların Batı tekniklerini de son derece başarıyla icra ettiğini görmüş olduk. Böylece ikinci bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde çok temel bir ürün olan ekmek üzerinden Japonya'nın kültürüne dair yeni içgörüler edinmiş olduğunuzu umarım. Bence gastronomi
toplumsal kültüre dair çok önemli izler barındırıyor. Japonya'yı modernleştiren Meiji Restorasyonu'nun sloganı Wakon Yosai, Japanese Spirit, Western Knowledge, yani Japon maneviyatı ve Batı irfanı. Japonya'nın kendine has modernite serüveni bu ikisinin harmanlanması amacıyla gerçekleştiriliyor. Bunu takip eden tarihsel süreç son derece karışık. Fakat bugün Japon gastronomisinin bu harmanı özümseyerek Japonya'yı yemek severler için eşsiz bir destinasyon haline getirdiği de önümüzde duran bir gerçek. Bu sıra dışı yemek kültürünü keşfetmeye ve öğrendiklerimi sizlerle paylaşmaya devam etmeyi arzuluyorum. Bunun için sizden iki ricam var videoyu bitirirken. Birincisi, üçüncü bölüm için istek, öneri, görüşlerinizi yorumlarda paylaşmanız. İkincisi, Japonya'ya ve veya gastronomiye ilginiz varsa buradaki deneyimlerim hakkında detaylı paylaşımlar yaptığım Instagram hesabım Gusto Journals'ı takip etmeniz. İleriki bölümlerde görüşmek üzere, esen kalın.